başlayış. Üf, satranç oynamak istemiyorum. Neden? Çünkü çok sıkıcı, hiç eğlenceli değil. Olur mu? Satranç çok eğlenceli bir oyundur. Yanılıyorsunuz öğretmenim, hiç de değil. Satranç oyununu bir de benden dinlesen. Bilmem, eğlenceli olacak mı ki? Evet, tabii ki, bana güven. Dizdin mi taşlarını? Dizdim. Şimdi ne olacak? Birlikte hayal odasına gideceğiz. Sadece satranç taşlarına bakmanı istiyorum. Hayal gücünü kullan lütfen. Çok çok uzaklarda bir yerde 64 kare adında bir ülke varmış. Bu ülkede her şey süt ve çikolatadanmış. Bu nefis ülkenin adını ve güzelliğini duymayan kalmamış. Kulaktan kulağa yayılan söylentiler kendi ülkelerinde yaşayan süt padişahla çikolata padişaha kadar ulaşmış. 64 kare ülkesindeki tüm evlerin süt ve çikolatadan yapıldığını duyan bu padişahlar hemen o ülkeye gidip yerleşmeye karar vermişler. Bir tarafta süt padişah ve veziri ilerlerken başka bir tarafta çikolata padişah ve veziri de yola koyulmuşlar. Vezirim, şu güzelliğe bak, bulduk sonunda. Her yer süt ve çikolatadan. Tadı da ne kadar güzelmiş. Nefis, leziz, muhteşem. Efendim, dedikleri kadar tatlı mıymış? Tam da padişahımızın ağzına layık. Ancak süt padişahın ve vezirinin bilmediği bir şey varmış. Bu sırada çikolata padişah ve veziri de 64 kare ülkesini bulmuşlar. Vezirim, sonunda bu güzel ülkeyi bulduk. Efendimiz, daha önce hiç bu kadar sağlıklı ve tatlı bir yer görmemiştim. Oh, çok güzel. Çikolata mı? Evet. Efendimiz, iyi misiniz? Daha iyi olamazdım doğrusu. Etrafı bir dolaşalım. Böylece iki padişah ve vezirleri de birbirlerinden habersiz başlamışlar 64 kare ülkesini gezmeye. Baksana vezirim, süt ve çikolatalar bir arada. Üstelik birbirlerine karışmadan duruyorlar. Ve sonunda karşılaşmışlar. Sen de kimsin? Ben bu ülkenin padişahıyım. Çikolata padişah. Asıl sen kimsin? Bu ülkenin esas padişahı benim. Adım da süt padişah. Buraya önce ben geldim. Hayır, yanılıyorsun. Bu ülkeye senden önce ben geldim. Durun, durun, durun dedim. Aslında aklıma bir fikir geldi. Madem ki iki taraf da bu ülkede kalmak istiyor, o zaman bir oyun oynayalım. Kazanan ülkede kalır. Nasıl bir oyun? Orasını ben de bilmiyorum. Buldum sanırım. Her iki taraf da ülkeye ilk ayak bastığı yere geçsin. Kendimize bir takım kuralım. İyi olan kazansın. Tamam o zaman. Hadi o zaman, iş başına. Böylece bir oyun oynamaya karar vermişler. Bakalım bu sevimli padişahların başlarına neler gelecek ve oyunun galibi kim olacak? Şimdilik süt kadar sağlıklı ve çikolata kadar tatlı kalın. Hoşça kalın.